Nereden icap etti paşam? Ne alıp veremediğiniz var o tekkeyle? İbrahim Paşa böyle münasip gördüler. Paşam, şehzadem. Asu Efendi. Söyle, ne oldu? Dün gece bir hadise olmuş. Tekke müritlerini zindana attırmışsınız. Doğrudur. Lakin Safari'yi serbest bırakıldılar. Hayırdır, neden sordun? Hata etmişsiniz paşam, yazık o insanlara. Nasıl efendim? Adaletin kestiği parmak acımaz. Bu nasıl adalet paşam? Elinizle verdiğinizi geri almışsınız. Onlar da rahatsız olmuşlar haliyle. Ben o tekkeyi iyi bilirim. Çocukluğum orada geçti. Babam Seyfi Karagöz Efendi o tekkede yetişmiş büyük bir alimdi. Yazıktır, günahtır, zulmetmeyin. Zaten fakirdirler, mallı mülkte gözleri... Nasu Efendi. Sen nasıl olur da karşıma geçip böyle konuşursun benimle? Paşam. Yıkıl karşımdan! Gözüm görmesin seni. Daha da buraya gelme sakın! Divana geçelim. Densizin söylediği laflara bak! Bu biraz ağır olmadı mı paşam? Neden kovdunuz onu? Kimse, hiç kimse benimle böyle konuşamaz. Biyasa paşaların ve beylerin karşısında. Nasu Efendi'nin içi dışı birdir. Kötü bir niyeti olduğunu zannetmiyorum. Şehzadem, istirham ediyorum, siz bu meseleye karışmayın. Benim kararlarım tartışılmaz. Bali Bey. Buyurun paşam. Kapıcı başına söyleyin, divan heyetini içeri alsın. Şehzadem, siz de çıkın. Efendi Hazretleri. Hoş geldin Ayas Paşa. Ne havadisler getirdin? İbrahim Paşa bir hayli gergin. Dün gece sarayının önünde vuku bulan hadise canını ziyadesiyle sıktı. Bugün divan öncesi herkesle tartıştı. Âlâ. İbrahim kendi elleriyle sonunu hazırlıyor. Öyle bir öfkesi var ki. Matrakçı Nasu Efendi'yi bile kovdu. Nedir sebebi? Nasu Efendi, tekke ahalisine yapılanlara karşı çıktı. Bu bir zulümdür dedi. Adaletli olmasını istedi. Paşa da ağzına geleni söyleyip kovdu. Nihayet doğru yolu bulmuş Nasu Efendi. Malum, babası Seyfi Efendi pek kıymetli bir muhteremdi. Tekkeye mühim hizmetleri olmuştu. Nasu Efendi ile alakadar olmak lazım. Aramıza katılması beni memnun eder. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasu Efendi, seni aramızda görmek ne büyük lütuf. Başınıza geleni duydum. Geçmiş olsun demek için gelmiştim. Buyur, otur. Rahatsız etmeyeyim. Sohbetinizi bölmek istemem. Olur mu hiç? Buyur, buyur otur. Çocukluğum bu avluda geçti. Rahmetli babam düştü aklıma birden. Hey gidi, ne güzel günlerdi. Seni yeniden aramızda görmekten memnun olduk.
Rahmetli baban Seyfi Karagöz gibi senin de bu kapının hizmetinde olduğuna çok sevindim. Salim Efendi. Bu meseleyi tatlıya bağlamak isterim. Arzu ederseniz İbrahim Paşa ile konuşup uzlaşma sağlayabilirim. İbrahim Paşa bir Rum'dur hala. Ortodokstur. Sizler inanır mısınız onun Müslüman olduğuna? Haşa. Bu Müslümandır, bu değildir demek ne haddime? Ben paşamızla birlikte savaşlara gittim. İbadet ettim. Burada da sıklıkla görüştüm. Allah var, bir kusurunu görmedim. Hakiki yüzünü göstermez elbet. Orasını bilmem. Bir günah varsa Allah'ın huzurunda hesap verir elbet. Verecek Nasuh Efendi. Verecek elbet. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Müsaade sizin. Zikirlerimize de bekleriz. Burası senin yuvandır, unutma. İnşallah Salim Efendi, inşallah. Beyim, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Nasuh Efendi. Ne işin var burada? Burası benim baba hocam. Ne olmuş geldiysen? Bu adamlar paşamıza karşı isyan içinde. Nasıl birlik olursun onlarla? Ben kendimden mesulüm. Nasuh Efendi. Gel paşamızdan af dile, hataya düşme. Yok beyim. Kimseden af dilemem. Ateşle oynuyorsun matrakçı. Hayırdır Nasuh Efendi? Bir mesele mi var? Yok efendi. Git işine. Geliyor musun? Yollarımız ayrıldı beyim. Benim yerim artık burası. Rahmetli babamın gittiği yoldan gideceğim.